Sayın Başkanımız az önce bize kulübün durumuyla ilgili bilgi verdi. Tabii ki en büyük problem yeteri kadar tesis yeterli değil. Az önce sahayı da hep beraber gördük. Maalesef tarla şeklinde. Zaten özellikle şehir takımlarımızın tesis konusunda desteğe ihtiyacı var. İnşallah bu yıl sonunda yeni sezonda yeni yapacakları sahaları yetiştirebilirler. Çünkü burada bir tane daha antrenman sahası yapmak istiyorlar. Onun için biz bugün gerek Adana Demirspor gerek yeni Mersin İdman Yurdu ile yaptığımız araştırma gezilerinde genelde tesis eksikliği gözümüze çarpıyor. Sabah da bahsetmiştim. Türkiye'nin futbolun geleceği özellikle yeni tesis yatırımlarında futbolcuların altyapıdan yetişmesi son derece önemli. Bu üçüncü ligde de aynı, 2'de de, 3'te de, 1'de de ve Süper Lig'de de. İnşallah bütün kulüplerimizi belli bir çizgiye getirebilmek için en önemli konumuz akademi konusu. Bu kulüplerimiz de inşallah zaman içerisinde bu çizgiye gelecekler diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, sen söylersiniz. Sayın Başkanım ve yönetim kurulunu bizleri ziyaret ettiği için öncelikle onlara şahsım adına ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Yani bizim bir tek gayemiz var. Mersin'in 3 milyon nüfusu var. Tek bir tane profesyonel takımız. Yeni Mersin İdman Yurdu kendini rüştünü ispatlamış bir takım. Başkanımın da yönetimin de desteklerini talep ederek burada tesis sorunlarımızı hep birlikte aşarsak uzun yıllar bu şehirde bu kulüp futbola, Türk futboluna çok emekler verecektir. Çünkü Mersin İdman Yurdu, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Mersin şehri gerçekten futbol şehri. Gerçekten çok yetenekli kardeşlerimiz, oyuncularımız var. Başka yerlere gitmesini istemiyoruz veya başka şeylere gitmesini istemiyoruz. Tamamen Türk futboluna hizmet etmelerini umut ediyoruz.